Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan bir seviyede açıklamalar gördük. Fakat burada özellikle uluslararası hukuk çağrısını sürekli yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuka saygıdan bahsettiğini de sormak istiyorum. Yani burada uluslararası hukuka bu kadar saygılıysanız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Batı Trakya Türklerine Türk ismini kullanmalarına neden izin vermiyorsunuz? 15 sene oldu mahkeme kararları çıkalı. Ve bu konuda Avrupa Birliği neden Yunanistan'a baskı yapmıyor? Madem bunlar evrensel hak ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili mahkeme kararları da var. Diğer taraftan son zamanlarda Ege'de Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri ittiğini raporlar da gösterdi. Çok sayıda makaleler de yayınladı. Maalesef Frontex'e destek verdi. Bu kadar insanı Ege Denizi'nin ortasında botlarını batırarak ya da itererek Türkiye'ye göndermek hangi uluslararası hakla, evrensel değerlerle örtüşüyor? Bu konuda da izahatta bulunmaları gerekiyor. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'le ilgili de uluslararası hukuktan bahsederken bir soru sormak istiyorum. Hemen Kaş'ın önündeki Meis Adası. Türkiye'ye 2 kilometre uzakta. Yunanistan'a Anakara'ya 580 kilometre uzaklıkta. Ve 10 kilometre karelik bir adacık. Yunanistan hangi uluslararası hukuka dayanarak bu 10 kilometrelik ada için 40 bin kilometre karelik, yani 4 bin katı daha fazla münhasır ekonomik bölge ya da kıta hasanlığı talebinde bulunuyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu sabah bugünkü ortak basın açıklamasında sarf ettiği sözler de çok ilginçtir, manidadır. Ve ben Yunanistan'a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Daha önce de tavsiyelerimizi kendileriyle samimi bir şekilde paylaştık. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bu şımarıklıktan vazgeçin. O ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle, böyle söylüyorsunuz, olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz, bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız.